Arkadaşlar herkese merhabalar. Avustralya'dan ve dünyadan haberler serimize devam ediyoruz. Abimle birlikte karşınızdayız. Bugün haberleri yorumlamaya Yorumlayacağız. çalışacağız. Tamam. Hem vereceğiz hem yorumlayacağız. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Nasılsın abi? Bakalım. İyiyim. Sen nasılsın Burak? Valla ben deyim abi işte haber okuyup duruyorum. Evet. Bayağı İki gündür çalışılmıyor değil mi? toparlamaya çalışıyorum Ben de haberleri. gözlemliyorum. Tüm haber kanallarından. Abi önce Avustralya haberleriyle başlayalım. Bence de. Sonra bir Hindistan'da bir insanlık dramı var zaten biliyorsun. Onlara geçeriz. O korkunç bir haber zaten. Ondan sonra bir Amerika'da böyle ufak tefek ilginç haberler derlediniz Dünyadan yani diyorsun dünyadan. karışık olarak. Aynen Evet. öyle. Zaten Türkiye haberlerini Türkiye'dekiler bizden daha iyi, çok iyi Takip bildikleri ettiği için için. yani çok fazla ona söylemeye gerek yok. Ama Zaten böyle çok yakından bakınca göremezsin diye bir şey var biliyor musun? öğreniyoruz. Aslında biraz da Türk haberlerine bakmamız lazım. Yani Türkiye'deki Türkiye. insanlar içeriden gördükleri zaman içinde bulundukları tehlikenin bazen farkına varamıyorlar. Evet. Onun da örneklerini bugün vereceksin zaten. Neler olabileceğini göreceksin. Yani evet ama Türkiye ile ilgili bir haberimiz yok açıkçası. Hayır ben Bugün onu değil. Türkiye'deki bu Covid'in ne kadar tehlikeli noktaya gelebileceğine gelebileceğini, dikkat evet Hindistan edilmesi. konusunda ondan bahsedeceğiz. Ama ben İşte. sana şuradan Evet. başlamak istiyorum. Avustralya'daki korona vakalarından başlayalım abi. Evet. Son 7 günde 128 tane vaka çıkmış ama bunların Hepsi. çok küçük bir kısmı. Avustralya'nın içinde. Yani halktan diye, local diyorlar. Tamam. Onun dışında gelen Karantina hepsi dışında. karantinada. Burada zaten Avustralya ne kadar doğru bir karar verdiğini gösteriyor değil mi abi? Bu otel Ya bu karantinası da başından kimseye kabul edilmez. sonuna ne kadar iyi karar verdiğin belliydi zaten de sonuçlarını, meyvelerini biraz geç topladık. Yani o da artık ortada ama şu anda. Valla son bugün 24 kişi çıkmış. Otellerde o da. Karantinada. Otellerde çıkmış hiçbirisi şey değil. Halkın arasında değil. Dışarıda değil, evet. Ama ilginçtir. Bu otellerdeki virüsün hepsi de şeyden çıkıyor ya. Victoria'dan her zaman daha çok çıkıyor. Nasıl oluyor Demek anlamıyorum ki ben. biz daha çok mu uçakla kabul ediyoruz acaba? Herhalde. 1.000 kişi geliyormuş her gün. Günlük 1.000 kişi geliyor. Bir sıkıntı şu. Aynı uçakta geldiğin zaman sen etrafındaki 10 kişiyi birden bulaştırdığını düşünüyorum ben. Bulaştırma ihtimali var ama uçaklar gene biraz İyi daha de uçağın dışına güvenlikler. çıkarken aynı tünelden çıkmıyor musun sonuçta? Ya işte gelişte şey, çok sıkı bir önlemler var abi. Maskeni kesinlikle çıkartamıyorsun. Ya işte Ve yüzünü neydi bu olay? kapatıyorsun. Bu olay ortaya çıktığında ilk önce maskelerin hiçbir işe yaramadığını söylüyorlardı. Ya abi orası biraz tartışmalı. Heh, Ben tamam. sana söyleyeyim. Ben hala şey konusundayım. Yani maskenin kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum. Ama maske bu virüsten korunmayı maskeye indirgemenin çok yanlış olduğunu İşte düşünüyorum. %100 olarak düşüyordur ama uçaklar da çok uygun olduğunu söylüyorlar. Ben ona da pek inanamıyorum. Nasıl uygun oluyor anlamıyorum. Bu virüs böyle 3 tane 4 tane çıkmıyor ki ağzından. Çıktığı zaman binlercesi Abi. çıkıyor. İşte yani hapşurma falan gerekiyor herhalde. Bütün bir yayman için. Onda da maske işte çok önemli. Orada maske işe İşte adamın yarıyor. dokunduğu yerler bile senin bulaşman için sebep yani sana. Aynen öyle. Neyse en azından biz rahatız şu an abi. Bir Şu tane anda şimdilik rahatız evet. geçen o da bir vaka çıkmıştı biliyorsun Victoria'da hatta o da Evet. Perth'ten gelmişti. Biraz korkmuştuk Onu açıkçası. kontrol altına aldılar. Veya öyle biliyoruz yani. İyi takip ediyorlar yani. Evet. Kesinlikle. Avustralya'da abi haberlerden bir tanesi, önemli haberlerden bir tanesi Avustralya'da öğrenci vizesi için Victoria ve New South Wales bastırıyor demiştik zaten bunu bir Evet. önceki yayında Arkadaşlar da. da bekliyor zaten bunu. Zaten herkes bu haberi bekliyor ama tabii gene bir değişme yok maalesef. Ama şöyle bir şey olmuş en son gelişme olarak. Victoria'da Melbourne Üniversitesi şey yapmış bir taslak hazırlayıp Çalışma hükümete yapmış yani. sunmuş. Demiş ki işte arkadaşlar bir yol göstermiş. Tam olarak bir içeriğini yazmıyorlar. Ve bunun içerisinde şu en çok dikkatimi çeken nokta şeydi. Karantina ücretlerini okul ücretlerine de dahil ederseniz eğer kimse buraya gelip ben ödeyemeyeceğim diyemeyeceğim dolayı hükümet de zarar görmez. Biz de parayı direkt alıp diyor ülkeye getirebiliriz gibisinden bir de madde vardı içerisinde. Yani diyecekler ki fiyat bu bedavaya karantina. Yani Öyle evet. diyecekler. Aynen Ondan sonra öyle. fiyata yükleyecekler Fiyata onu. yükleyecekler. Aynen öyle. O Sonra ucuz bir şey değil ki abi. 3.000 dolar yani. işte o fiyatın da birazcık aslında bir artı törpülenmesi lazım. 3.000 dolar gerçekten ciddi bir rakam yani. Evet, ona aslında işte indirim yapılması için başvurabiliyorsun. Ama geçer sebeplerin olması lazım. Buradan çıkman lazım herhalde ona başvurabilmek için. Herhalde tam olarak onu Çünkü bilmiyorum. öğrenci olarak evet. Öğrenciler yapmaz adam. Öğrencilere Eminim yani. yok. Öğrenci olmaz o. Neyse. Melbourne Üniversitesi'ndeki başvurunun kabul olmayacağını kendileri de biliyor açıkçası. Kendileri de açıklamasında bunu şunu Evet. söylüyorlar. Bunun kabul olabileceğini düşünmüyoruz. Ama bu bir adım.
Çünkü biz bu öğrencileri istiyoruz diyor. Ya biz her zaman arkadaşlarımıza söylüyoruz Burak zaten bu için artık üniversiteler için kaldırılamayacak boyutlara geldiğini. Hatta üniversiteler gene büyük, daha da küçük okullar var. TEF'ler boyutlarında, evet, İngilizce onu. Kursları boyutlarında onların çok kapanmış. Dayanamaz yani. İmkansız bir şey. Çünkü İngilizce kursuna kim gider? Yurt dışından gelecek adam gider. Nasıl olacak, olacak açık yani olacak. Bir tane bile müşteri yok. Yapacak hiçbir şey yok yani. Sadece İngilizce kurslarıyla devam edebilme şansın yok yani. İmkansız. Bu başvuruya RMIT falan çok bir yorum yapmamış ama Melbourne Üniversitesi büyük baskı yapıyor. Dedikleri şu, insanlar, daha doğrusu öğrenciler işte Kanada'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı seçmeye başladılar. Diğer alternatiflere gidecekler yani. Bu sebepten dolayı bizim acil bir şey yapmamız lazım diyorlar. 1000 kişinin üzerine herhalde 800 kişilik bir kota koymayı istiyorlar abi. Yani günlük 1800 kişi getirebilirsek diyorlar. Bu böyle yavaş yavaş gider. Bu ülkeye 500 bin ile 700 bin insan arasında öğrenci olarak kişi geliyor. Yurt dışından geliyordu. Şu anda pat diye kesildi. Sıfır. Yani bu insanlar burada çalışıyordu. Bu insanlar burada ev kiralıyordu, yiyordu, içiyordu, elbise alıyordu. Çeşitli çalışmalara katılıyordu. Evet bak bununla ilgili bir pardon lafını kesiyorum ama bununla ilgili bir haber görmüştüm de onu yazmadım açıkçası. Şey başvurusunda bulunacakmış. Büyük ihtimal tasarı verilecekmiş. Öğrencilerin çalışma limitinin kaldırılması. Buradaki. Öğrenci. Çünkü çalışacak adam bulamıyorlar. Çalışacak adam bulamıyorlar. Bence de mantıklı da bu sefer bu çocuk okula gitmez. Ya abi zaten okula genelde online'a dönmedim ama ya. Şimdi yani %80 öyle açıldı hani tamam bu sırada çok bir kısıtlama kalmadı ama. Valla ben o işten de sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Yani inşallah çıkar diyelim benim arkadaşlarım. Evet inşallah bakalım. Da yani burada olmayınca zaten çoğu... Ama ben artık bu fazla baskı olmaya başladı abi. Kesin mi? Bu büyük ihtimal bu sene sonlarda açacaklar. Seneden önce, sonundan değil önce açmalar lazım. Ağustos kadar açmalar lazım. Evet yani. Abicim doğru. Daha 4. aydayız ya. 8 ay var. Değil mi? O, olmaz yani. Ki yani. Aslında şey dönemler oluyor ya Şubat ve Ekim'de mi? Haziran'da mı? Temmuz'da mı? Ne böyle bir şey var diye. Ekim'de herhalde ver. Ne zaman? Şubat'ta okullar başlıyor. İkinci dönem. Bir de Haziran'da. Haziran. İşte Haziran dönemini kaçırmamaları lazım. Ona da az kaldı ama yani onu da... Zaten onu kaçırdıktan sonra açmanın da çok önemi yok. Çünkü sadece İngilizce okuyanlar gelir. Belki özel bir şeyler yapabilirler. Bilmiyorum. Değişik bir şey olmuş. Neyse. Evet. Abi 25 Nisan'a geçtik biliyorsun. Evet Anzak. Anzak Day. Biz canlı yayın yaptık. 2,5 canlı. Saatlik bir canlı yayın. Biz dedik ki 1 saat yaparız. Beğenildi de herhalde. Çünkü arkadaşlar iyi yorum yapmış. Ya ortam çok güzeldi abi. Vallahi. İşte katılımcılarımız da canlı yayın almak çok güzel fikirdi. Yani hem de stüdyomuz fena değil. Arkada müzik fonlu. İnşallah katılımcı arkadaşlarımız geldiği zaman Türkiye'den de buraya. Bir tane de onlarla birlikte büyük bir parti yaparız. Yani o kadar isterim ki bir kişi bile gelse biz yani ona bile burada misafir etmek istiyoruz. Yaparız ya. Bakalım öyle bir şey olacak mı? Neyse abi Anzak gününde Anzak zaten biliyorsun Avustralya'daki ve Yeni Zelanda'daki insanların Türkiye'ye götürüp savaştırılması. Gelibolu diyorlar. Evet doğru. Gelibolu'da savaşta işte kaybedilen kişileri anıyorlar. Ki burada da Avustralya'nın her yerinde anıldı. Ama bu Anzak sadece orası değil. Anzak askerleri dünyanın birçok yerinde savaştı ve genelde de hep ilk önce piyade takımı ölen kısmı. Ve Anzak öyle de ben demek istediğim 25'inde anılma bu Gelibolu'daki olay. Evet. Yani 25'i evet, o Anzak. İşte burada da parlamento aslında şehrin çok önemli noktalarında genelde yaparlar böyle şeyler ama bu sene pandemide olduğu için çok daha daralttılar. Genelde şehrin ortasında pat diye yaparlardı bunu. Geçit törenleri falan. Şöyle bir şey konuşayım. 25 bin kişi yapılmış normalde. Herhalde bu sene 8 bin düşünmüşler onu. Bu da tabii dağınık oluyor yani. Çok tabii böyle değil. İşte nasıl yapacaktın çünkü zaten evet. Katılımcı düşük. Aynen öyle. Bir de aslında şey değil mi abi yani bakar yok. Mesela millet yere gelmekten korkuyor hocam. Yani bu kadar basit yani. Yani doğru. Gelmiyor insanlar bir yere. Kısıtlamalar da biraz devam ediyor ya. O da onda şey ama var. İnsanlar da çok ilginç bir olay oldu Avustralya'da. Artık insanların içinde çok zaman geçirmeme huyu olmaya başladı. Sadece Covid değil. Diğer hastalıklar da aslında buna bir sebep. Ne diyorlardı? Covid çıktı diğer hastalıkların rakamı da düştü diye. Acayip. Niye? Anladım. Çünkü bir yere gelmiyorsun. Abi biz hemen hasta olmadık ya. Hiç gerçekten dışarıya yani. Üşütüyorduk. Giriyorduk gene hasta olmuyorduk. Bir türlü hasta olmuyorduk. Niye? Virüs girmiyordu eve çünkü. Avustralya her yönden korudu bizi. Restorançılıkta varken aman Allah kış günü her bir yerde bir. Aynen öyle. Burnumuz tutmaktan bir hal oluyorduk yani. Kesinlikle valla. Neyse abi bu pandemi sırasında Tazmanya
Avustralya içerisindeki, Avustralya'nın eyaletleri içerisindeki en iyi ekonomik performans gösteren eyalet güçlü olmuş. Çıkmış yani. Güçlü olmuş. Avustralya eyaleti, Avustralya'yı güçlendiriyor. Küçük bir yer olduğu için ondan oluyor. Onun etkisi vardı değil mi? Bence de. Şey diyorlar, bu 8 tane kriter varmış. Valla hepsini bulamadım işte sen kriterler. Buraya taşınmayalım değil mi şimdi? Yok demem. Çünkü ben gittim, inanılmaz sessiz bir yer. Sen de gittin zaten, inanılmaz sessiz bir şey. Volun bile daha cıvıl cıvıl. Çok, çok sıkıcı bir yer ya. bu şeyler işte kategoriler böyle. Sen kaç gün kalmıştın? İşsizlik, müşsizlik. Hobbit'te mi kalmıştın? Ben kaç gün kaldım? 4 gün falan kaldım ya. Çok kalmadım. Hobbit'te kaldım. Orada araba, bir arkadaş arabası vardı Alper diye. Ona teşekkür ediyoruz buradan. İzliyorsa bizi. Sağolsun bize arabasını verdiydi valla. Evin dersliydi. Biz onun arabasıyla evinde kalıp arabasıyla da gezmiştik oraları. Çok güzeldi. Güzel. Evet. Evet, yine bir Avustralya'dan bir haberle devam edelim. Neymiş bakalım. Haberleri de senden alıyorum. Güzel oldu. Haberlerde bundan sonra şey, sunucu olarak geleceğim. Sen TRT tamam. Gibi çıkıyordun ya. Ben de öyle çıkacağım. Aynen öyle olacak. Neyse, ben böyle enteresan haberler bulmaya çalıştım. Enteresan ve eğlenceli haberler birazcık. Çünkü geri kalan haberler biraz şey oluyor yani. Özellikle şimdi insana gideceğiz. Biraz sıkıntılı bir haber. Anyway. Avustralya'da olimpiyatta, yaz olimpiyatları için Queensland'dan 8 tane şehir birleşmişler, adayız diye açıklama yapmışlar. Ki bu Avustralya tarihinde ilk defa oluyormuş. Böyle bir şeylerin, şehirlerin birleşip. Şehir bazında başvuru mu? Başvurusu, evet. O da ama 2032'nin yani. Böyle hemen değil. Zaten hepsi biliniyor. 12 sene var zaten. Zaten şey biliniyor. Önümüzdeki ve ondan sonraki biliniyor. Yani 8 evet, sene doğru. Biliniyor her zaman. İşte bu ne oluyor? Oraya yatırım getiriyor falan işte. Evet. 12 yıl boyunca da inşaatlar durmuyor. Oteller açılıyor. Sonra... Abi Gold Coast'ta bir ne oldu? Olimpiyat ne oluyordu? Olmadı ki. Bir şey oldu, bir toplanma olacak da bugün her şey yapalım. Commonwealth Games oyunları. He doğru. Onun için o kadar gelişmiş. Olmadı. Bir yanda nasıl bir yapılanma olmuştu? Tram gelmişti. Her şey geldi ama pandemi geleceğini tahmin edemediler. Evet. O maalesef büyük bir etki yarattı. Abi tamam, Avustralya'ya bu kadar diyelim ya. Çok uzatmayalım bence. Avustralya'da şey action yok Burak. Dünyayı biraz izliyoruz maalesef. Dünyanın durumu vaziyetini. Evet dünyanın durumu. Dünya aslında abi şöyle bir şey var. Dünyada yani koronavirüs çok kötü zaten de. Dünyada şöyle adam birisini öldürdü. Bir hırsızlık oldu, şöyle oldu. Politik şeyler falan bayağı bir hareketli ama Avustralya'da. Onların hepsini taşıyamıyoruz. Çok fazla yok. Yani. Politik gene var 3-5 aslında heyecanlı şeyler ama onlara da gerek yok. Avustralya'nın sıkıntısı şimdi bir de lojistikte yurt dışından buraya gelen gemilerde sıkıntı olduğu için birçok endüstride yavaşlama var. İnşaat sektörü olsun, malzeme sektörü olsun. Bir şey bulamıyorsun. Şunu yapacaksın, civatasını bulsan tahtasını bulamıyorsun. Tahtayı bulsan öbür tarafındaki boyasını bulamıyorsun. Falan. Aynen öyle. Demek ki bunu da aslında dünyaya büyük bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yurt dışına bağlı olarak endüstrilerini kurma, ekonomini böyle hani nasıl olsa biz de bir şeyler üretiyoruz. En iyisi onu da oradan alırız demek olmuyormuş demek. Bir miktar. Ya da ucuza o yüzden yurt dışında üretelim mantığı yanlışmış artık. Biraz burada üretime geçirmesi lazım. Yani. Ya siyasi kriz yaşıyorsun, adam bir kesiyor, sen kalıyorsun. Aynen, resmen seni, ya aynen öyle. Senin yiyeceğin yemeğe, çekeceğin havayı bile adam seni tehdit edebiliyor. Abi sitede yapılan binaların %4'ü mü ne? Eskiye oranla %4'ü yapılıyormuş herhalde. Yani %4 oranında yapılıyormuş. %4 değil de %4 oranında. Bunun sebebi şeyde göremiyorlar. Gelecek 3 yılda göremiyorlar. Adamlar bütün binaları dikse kim gelecek içeriye? Ne? Oradakileri öğrenciler tutamıyor ki. Servet değerinde. Bazı evler öyle bir şey değil ki. Yani tek oda medoda değil. Bildiğin şehir odası 4 odalı evler var. Nasıl aynen yapacaksın? Öyle. Onu nasıl tutacaksın? Öyle. Zaten abi var canım, kiralar falan acayip düştü ya. Sitede. Geçenlerde aslında şeyde bu tedarikte yarı iletkenlerde de sıkıntı var abi. Birkaç tane kanalda da izlemiştim. Cüneyt Hocam kanalda da hatta çıkmıştı. Yarı iletkenlerde büyük sıkıntı var. Dünyadaki üretimi inanılmaz derecede etkiliyor. Öyle mi? Çoğu teknoloji şeylerin hepsi, yani hepsi değil şimdilik çoğu durmuş durumda. Durmuş değil de yani yavaşlattığımız durumda. Gene fiyatlar atılacak. Gibi bir durum olur yani. Zaten. Fiyatı artabilir. Çünkü az malzeme çıkıyor. Üretemiyorlar teknik olarak. Neyse abi seni buradan bir Hindistan'a götürelim. Hindistan'a vallahi yani bak, bence gitmeyelim. Uzaktan bakalım Hindistan'a bu aralar. Evet sizin, maalesef abi. Beni bir kere Hindistan'a götürmüştüm. O zaman öyle bir sıkıntı yoktu yani yıllar önce. Ama ben vallahi siz bilmiyorum. Hindistan'ı görmüş birisi olarak. Hindistan yani önce bir habere girelim. Şunu söyleyeyim. Koronavirüs almış başına gitmiş. 300 bin fazla vaka çıkıyor. Biz seninle bunu konuşuyorduk zaten.
Evet, benim şunu diyecektim zaten işte havaya girelim demeden önce. Evet. Bu seviyeye bu kadar geç gelmiş olmasa ben şaşırdım açıkçası. Hindistan'a. Kayıt yaptır. Yani bence liderdi yani. Amerika o kadar o noktaya gelecek de Çin'in yanındaki Hindistan'da olmayacak. Öyle bir şey yok yani. Çünkü Hindistan biliyor yani gittiğimizde de hatırlarsan böyle gece 12'de yollara şeyler kuruluyor, yemek yerleri kuruluyor. Bravo, gittiğimiz trenler nasıl? İnanılmaz karanlık, kalabalık. O trene bir tane girse vallahi 100 tane çıkar, bir tane birisi girse. İlk bulguna girmişti, nasıl ikimizin morali bozulmuştu. Şeyler nasıl yoldan mı? Şeyler nasıl dedik, ne yapacağız? Bunu, Allah'tan biz o trenleri almamışız abi, orası var ya. Ya Hindistan gibi ülkelerde biraz parayı kıyman lazım. Olmaz öyle, ucuza gidemezsin yani. Yani öyle. Çok kötü durumu çünkü oksijen eksik, oksijenleri yok, hastane değerleri yok. Yani oksijen yok derken bu arada oksijen tüpünden bahsediyorum. Oksijen tüplerinde oksijenler çok azalmış durumda. Resmen yok yani. Yatak yok. Yatak yok. Doktor da yetersiz. Doktorlar da yavaş yavaş ölüyor zaten hepsi. Bakan yok. Yani facia. Facia. Valla bunları cahillik öldürüyor. Yanındaki Çin'de böyle bir durum yok da bunlar da varsa ikisinin nüfusu da aşağı yukarı birbirine yakınsa. Ya cahilin yanında bence biraz fakirlik de yapıyor abi. Adamın parası yok yani. Adam mecbur dışarı çıkacak yok. Yemek yiyecek yani. Yemek hayır için ne alakası çalışacak. Parasından yokluğundan demedik ki biz. Çin'deki herkes zengin mi? Benim düşüncem bunların bu dini hatırlıyorsun 1 milyon kişi katılmıştı. Nasıl olmaz yani? Akıl alınır gibi bir şey değil ki. Bak Çin ne yaptı? Tak ilk gün Wuhan'ı şey yaptı. Karantina dedi şehri. Millet dedi ki şehri karantina aldılar. Ya. Böyle de şey olur mu? Avustralya ülkeye karantina aldı o zaman. Yani yapacaksın hocam. Müdahale edeceksin bir şekilde. Yoksa al işte şimdi tamamen kontrol eden. Şimdi nasıl müdahale edeceksin? Şimdi çok zor. Bir de aşı yapıyorlar sözde diyorsun işte. Sen diyorsun kaç tane aşıları vardı bu adamların? Yani herhalde 2 tane falan ben biliyorum da 2 tane olduğunu. Yanlış da biliyor olabiliriz ama herhalde birkaç tane daha var onlar yani. Hindistan'ın kendi ürettikleri var. Yani bunlar kendi ürettiği. Muhtemelen Çin'den falan da alıyorlardır. Evet. Şeyden. Aşılama hızlı devam ediyor. Pek etkisi olmuyor. Çünkü orada çok fazla şey var abi. Mutant virüs var. Her yerden. İngiliz mutasyonlusu var. Afrika mutasyonlusu var. Böyle ayıracaklar. İngiliz var bu taraf. Kaliforniya'dan gelen var. Brezilya'dan gelen var. Biz Çin'e gittik. Sıkıntı. Çin'e diyorum. Hindistan'a gittik. Hindistan durumunu gördük. Orada çıkacak bir hastalığı kontrol etmek neredeyse imkansız. Evet. Öyle, yani örnekle de olacak şeydir. Yok Yeni Zelanda, Avustralya veremezsin. Adamların en küçük şehri senin bahsettiğin ülkelerden bir. Bir de imkansızlıklar. Adam ne diyor? Bir tanesinde 3,5 milyonluk bir şehir varmış. Sadece bir tane solunum cihazı varmış koskoca şehirde. İşte dünyadan yardım etmeye çalışıyor. Hocam, ama yeterli değil. Gene anlamıyorum. 1 yıldır bu hastalık dünya üzerinde değil mi? Ne yapıyorsunuz siz ya? Hiç hazırlık yapmıyor. Koskoca insan üretim mi yapmıyor? Yapmadığı şey yok. Yapmadı, üretmedi, ya malzeme yok. Sen 1 yıldır ne yaptın? Adam başı 1 milyar tane sen bantrodür üretirsin. Yani o sonucu cihazı üretirsin. Onu üretiyorsun da onu kullanmak dert ama onu kullanacak adamı yetiremeyiz. Sen de ikimiz oraya koysalar biz tahmin ederiz. 1 yıl sonra biz battık mahvolduk deriz yani. Ha, biz buradan tahmin ediyoruz. Yani geliyor bu. Yani geliyor. Dağ geliyor başına. Böyle bir dalga geliyor. Tsunami geliyor. Yani altta kalacaksın kesin. 1 yıl. Neyse yapmamışlar. O zaman şöyle söyleyeyim. Yapmazlar hocam. Bunlar garip millet yani. Şeyi almamışlar. Önlemlerini almamışlar. Durum çok vahim. Çok dünyadan değil. Yardım gelmeye çalışıyor. Yardım edilmeye çalışıyor. Hatta bu sırada bunlardan bir tanesi. Ülkelerden bir tanesi. Yardım etmeye çalışıyor ama yani. Ne dedi doktor? Okyanusta bir damla dedi. Öyle mi? Aynen öyle. Onlar da zenginlere gider ben sana söyleyeyim. Biraz durumu iyi olan... Onlar zaten almıştır abi ya. Onlar zenginler yani. Yok belki yeni hasta olanlar zenginler vardır. Onlara doğru, gider yani. Onlara gider. Tabii canım adamlar bahsediyorlardı. Zenginleri özel uçaklarla kaçmaya başlamış Hindistan'da. Öyle mi? Hindistan'da. Bu arada yani. Avustralya'da Hindistan'daki bütün uçakları durduruyor biliyorsun. Yani Avustralya artık Hindistan'dan kimseyi kabul etmeyecek. 14 yani, gün içerisinde herhalde. Hindistan'dan gelen geldi. Daha hala uçak kabul edilen ülke kaldı mı ki onda merak ediyorum. Ya ediyorlar etmez olur mu abi Türkiye'ye giderler mesela. Bilmiyorum ediyorlar da herhalde. Gerçi Türkiye'de büyük toparına gittiği için belki almazlar ama var. Hindistan'dan yani. Gelmesi çok tehlikeli. O uçakta kesinlikle gelecek. İlginç olan Hindistan'da 8000 yakın Avustralyalı varmış abi. Yani o çoğu Hindistan'la Avustralyalı da olabilir değil mi? Olabilir tabii de yani buraya gelebilecek statüde. Bunların içerisinde çok ünlü kriket oyuncuları da varmış 3-4 tane. Kalmışlar mı orada? Kalmışlar ve durum vahim. Yani daha doğrusu kalmamışlar. Daha tam yürürlüğe girmedi. Avustralya açıklama yaptı. Dedi ki şu tarihten sonra, tarihde hatırlamıyorum. 10 gün ya da 12 kimseyi gün sonra. Kimseyi almayacağız. Sonra uçaklar da kimseyi almayacağız.
Allah olsun yani Hindistan'dakilere. Aynen öyle. Allah kolay versin diyelim. Çünkü durum gerçekten çok kötü. Ölüleri bile yakamıyorlar abi. Biliyorsun onlar da yakmak çok önemli bir şey. Aynen gördüm onu da, korkunç bir durum. Yani yakmak kolay bir işmiş gibi gözüküyor. Halbuki deprem döneminde 10 tane ölüyü bir yere koyup yakmışlardı bunlar ama demek ki o kadar çok cenaze geliyor ki kontrol edilir gibi değil yani. Değil de muhtemelen. Çünkü günde 3000 küsur insan ölüyor abi. Bir de ölü yakmada bir sıkıntı var. Adam hastaysa sonuçta o proseste çalışan bütün kişiler onun da hala bulaşma imkanı söz konusu. Bir ihtimalle ondan dolayı direkt gömüyor olabilirler. Yani öyle insandan bulaşıyor mu ya? Valla bilmiyorum orasını. Belki bulaşıyordur. O kadar Yani millet canım olarak mı? salyası malyası gelmesi lazım ama çok bilmiyorum. Valla Ama yani kimseye yanaşmak abi istemez emin ol. teknik olarak oraya o ölüyü getiren adamda da korona vardır yani. Sonuçta ailesine veriyorlar. Ya da adam arabada ölüyor işte gördük Sıkıntı ya. işte. Yani artık Durum. Hindistan ne yapar bilmiyorum ama yapması gereken benim anladığım şu anda dünyadan artık alabildiği kadar yardımla, kendisi de yapabildiği kadar aşıyla bu işi yapacak yani. Başka Bence yok. çok küçük karantina şeyleri başlaması lazım. Local karantinalara başlaya büyütmesi lazım Ya bunu. çok basit arkadaş. Eyaletleri bir kapattık önce. Çat. Ondan sonra şehirleri kapattı. İşte diyorum yani bir Yapacak şey. başka bir şey yok. Hiçbir şey yapamazsın. Ama bir insan hatırlamıyor musun ya? Resmen bir şey köprünün altında evsiz aileler vardı ya. Şimdi Ya onları of. nereye kapatacaklar? Onlarınki yaşam değil zaten. Vallahi yani gariban O bizim adamlar. gördüğümüz bir tane sokak vardı ya. Evler çökmüş resmen yani yıkılmış böyle. Teneke evlerde kalıyorlardı bırak. Orada nereye kapatacaksın adamı? Adam zaten dışarıda yani. Adam zaten dışarıda dediğin gibi. Yani çok garip bir durum ya. Hindistan çıkabileceği bir durum değil içinde. Sadece Bence de. bütün herkes hasta Olsun. olacak öyle. Yani onlar tam bir cahil cühela İngiliz tarzını deneyecekler. Şey olacak. Hani İngiltere'de sürü bağışıklığı da rezil oldular ya. Deliler ve ondan sonra geri adım attılar da şöyle bir sıkıntı var abi. 1 milyar insandan bahsediyoruz. %2 bile ölüm olsa Kaç milyon ediyor? ya valla inanılmaz bir ölüm şey oluyor yani. Ya Avustralya kadar adam 20 ölecek milyon mi? tane adam ölüyor yani. Mesela Avustralya kadar adam ölecek. Aynen öyle. O da Ki iyi orada daha fazla olur. şartlarda. Aynen öyle. Çünkü sen ona müdahale edemiyorsun. Müdahale edemiyorsun. Teknik olarak daha fazla olur. Kurtarma ihtimali söz konusu değil. İyi. Neyse hepsine bulaşmaz inşallah. Diyelim çünkü aşılar da gelmeye başladı. Biraz bir aşılama Aşıları, falan onların var. aşıları varmış da ne kadar hala sonuçları ne kadar koruduğu hakkında bilgi yok. Abi sence bu korona biter mi ya? Ne zaman biter mi? Yani 2 sene içerisinde bitirirler mi? 2 sene içinde Hindistan'da bitmez. Dünyada diyorum ya ben genel Dünyanın olarak. birçoğunda biter ama Hindistan, Afrika'da bitmez. Kesinlikle bitmez. Ya ben Kesinlikle bu bitmez. aşılar başladığında çok ümitliydim. Hatta bir bu eğriye bakınca böyle bir şey vardı. Böyle inişteydi. Diyordum ya iyi tamam hadi sene sonuna kadar bayağı. Uzmanlar bile diyor işte Bill Gates bile söylemiş 10 yılda Hindistan'ı bitiremezsin aşılayacağım desen demiş. Evet ya. Vallahi çok sıkıntı. Bir de problem şu aslında. Bu kadar fazla koronavirüsün bir yerde olması mutasyona inanılmaz arttırıyor. Hızlandırıyor. Yani şimdi Hindistan'dan belki 2 tane farklı mutasyon çıkacak. Yani zaten mutasyon binlerce oluyor da milyonlarca oluyor belki ama tehlikeli Tehlikeli olan olan. Tehlikeli olan belki iki tane olacak. mutasyon çıkacak. Bilmiyoruz ki. Valla öyle bir şey olursa yani vay haline yani. Ne olacak? Dünyanın da vay haline. Ama Avustralya ne diyorsa çıkıyor hoca. Biz 24'e kadar kapalı izliyorsa bu adamlar biliyor kesinlikle. Valla Ne bence de olacağını biliyor. durum o konuda sıkıntılı. Ama ben de şunu düşünüyorum abi. Bu korona insan aşırı inemeyiz ya. Herhalde öyle olacak gibi görünüyor. Ay, Burak onun bu ilacını dünya bulması lazım hocam. vebayı da yendi. Çiçeğe de yendi. İşte ilacının Bunu bulunması da lazım hocam. yıkılması lazım. Yıkılacak. Ama bu senin dediğin 2 yılda olacağını düşünüyorum ben. Hele 1 yılda hiç olmaz zaten. Zaten adamın da zaten günde 300 bin tane adam çıkıyor. Nereye o noktaya düşeceksin? Yani vallahi biraz şey oldu ya, Ya biz sıkıntı. Hindistan'ı iyi bildiğimiz için olmayacağını ben eminim. Yani saldım çayıra Mevlam kayıra ya. Aslında insanın şeyi, sağlık sistemi o kadar kötü mü ki? Değil herhalde de. Daha İl etkilidir maalesef mi? insanlarda sorun şey var. Çok fazla insan var. Yani insanlarda çok inan. Bir de abi Milyarlar. düşünsene. İyi beslenemeyen insanlar var. Şimdi Hindistan'da bir sıkıntı var. Hindistan sana bazı mesela diyor ki adam dini sebeplerden bir araya geleceksen bunu yasaklıyorum dediğin zaman Hindistan'da o hükümet düşüyor. Evet, din Tamam mı? fazla. Çin'de olduğu zaman düşmüyor. Çin bunu diyor. Hindistan dediği zaman ertesi seçimleri göremiyor şey. Ne diyorlardı? Çin'de çocuk doğum kontrolünü yapıyorlar. Hindistan'da yapamıyorlar. Çünkü Hindistan'da onu düşünen adam ağızdan çıktığı anda bir dahaki seçimlerde Allah'ın işine karıştı, Tanrıların işine karıştı oluyor. Geliyor. Goodbye. Bir dahaki gelen de devam ediyor eski türe. Bunun için Hindistan'da kurallar ya cahillik ya. Başka hiçbir şey değil yani.
Ama abi yani düşünsene hacca saplantı ya. Hacca gitme orada. Yani onlar anlamıyor ama işte. Sıkıntı orada. Hala Ganiş'in maketini taşıyorlardı. Hatırlıyorsun o Ganiş'i. Bina kadar Ganiş'i taşıda suya gönderiyorlardı ya. Uzun sabahleyin çekip çekiyorlar. Balık yakalar gibi çekiyorlar. Onun yanında binlerce de küçük şey atılıyor biliyorsun. Ganiş'ten atılıyor. Ya o atılıyor. O dev Ganiş var ya. Dünyanın en büyük festivali. Çok eğlenceli adamlar ama ya. Vallahi Hindistan düzelse de gitsek ya. Çok adamlar eğlenceyi biliyor. Ben herkese aşırı seviyorum Hindistan'ı. Aslında biz bir dahaki sefere gittiğimizde böyle tamamen göbek atılan yerlere gitmeliyiz. Farklı karakterler. Neyse abi vallahi yani Hindistan durumu kötü. Yapacak bir şey yok. Evet. Onu geçiririz artık. Bir dahaki muhtemelen haftaya haberler yaptığımızda yine bundan bahsediyor olacağız. Ama bakalım. Şimdi birkaç tane haberimiz kaldı. Böyle bayağı bir zaman geçti. Evet toparlayalım. Amerika'ya gidelim. İlginç bir haber söyleyeyim sana. Daha doğrusu ilginç bir haberden önce şunu bahsedeyim. Amerika eldeki 60 milyon AstraZeneca aşısını ihtiyacı olan ülkelere gönderiyormuş. Abi. Aynı zamanda kakalamak gibi diyoruz biz buna herhalde. Elde kaldı. Gönderelim diyorlar. Aynen öyle yani. Çünkü dünyada çoğu ülke AstraZeneca yasaklamaya başladı yani. Çoğu yasakladı yani. Avustralya'da biliyorsun 50 yaşın altına uygulamıyor artık. O da bir garip bir rakam. Yani içindeki felsefeyi anlayamadım bir türlü. Yani. Yani işte görülmedi öyle bak. O yüzden 50 yaşın altına uygulamıyorlar. Bunda öncelik Meksika'ya verilecekmiş. Meksika ve onun çevresindeki yani yakınlara verilecekmiş. Tam da istemedikleri adamlara veriyorlar ha. Trump'ın yapamadığını aynen, Biden yapacak abi. Neyse işte Meksika ve işte o çevresi. Kanada'nın ihtiyacı olacaksa onlara verilecekmiş ama zannetmiyorum Kanada'nın ihtiyacı olacağını. Kanada kendi işini kendi yapacaktır ya. Öyle bir şey varmış. Bir de ilginç olan Amerika'da bir kokain baskını yapılmış abi. Bu haber ilginç olduğunu söyleyeyim. Kokain baskını yapılması ne ilginç diyeceksin? Bir kere çok büyük bir baskın. Yani 75 milyon dolar değerinde 2500 kilo civarında bir kokain ele geçirilmiş. 2500 kilo. Yani 2,5 ton. Ama buradaki ilginç olan bunu denizaltıyla geçirmeye çalışıyorlarmış. Onun için yakalanmışlar. Adamlar bunun için denizaltı yapmış. Yani satın almamışlar. Denizaltı öyle gidip satın alabiliyor musun? Bilmiyorum. Teknaları gibi. Denizaltı. Ben netmiyorum. Bunlar kesin özel siparişle yapmıştır. Valla denizaltı seansı diye var. Submarineseans.com diye bir şey var. Sahibinden satılıkta. Hiç duymadım yani hiç. Neyse bu bir de küçük bir şey değil. 15.8 metre uzunluğunda 2.5 metre 8 genişliğinde bir denizaltı. Ya denizaltı nasıl yapacağım ya? Yapamazsın ki. Ya, inanılmaz. Gemi mühendisi bile insanı şaşırtırken onunki çok farklıdır herhalde. Ya ama burada çok basic'tir ya. Herhalde ya. İçinde böyle lüksü yoktur yani. Ama komik değil mi abi yani? Şimdi mesela 20 tane gemiyle gelsen. Arada bir tanesi kokain olsa belki anlaşılmayabilir ama denizaltı bir tanedir ya. İkinci bir denizaltı yoktur herhalde orada var mıdır? Valla bunu yani. Nasıl bu kadar gizli tutmak da çok zor dediğin gibi. Sonuçta bu kafayı çıkartacak oraya yani çünkü bütün gemilerin radarları var. Aşağıdaki kayayı taşıma şey her şeyi görüyorlar bunlar. Yani bu kadar kolay girilebiliyorsa zaten Amerika'ya. Zaten yakalanmış ama kaçıncı kez de yakalandı işte. Onu ilk seferde yakalanırlar şeyler olsun. Toplam bu sene toplam 500 milyon üzerinde kokain yakalanmış o kadar. Şey 5 milyon değerinde. Şu inanılmaz bir rakam değil mi? Ne olacak acaba? Ne olacak yani? Abi geçen aslında gideni düşünebiliyor musun? Orada? İşte o asıl o. Yakalanma yani. Kaçıncı kez yakaladın değil mi bu? Evet. Kaç? Sen dedin 2,5 ton. Belki evet. 25 ton, 30 ton, 100 ton gitti zaten. Evet, bilmiyorum ki. Çok ilginç. Bir de bir tane mi submarine var? Bir de orası var. Adamlar belki arkadan dolmuş çalıştırıyordur. Ya valla işte ilginç olan yani. Denizaltı mı? Yani denizaltı mı diyorsan demek ki silah bulmaya falan şaşırmamak lazım. Hani hep diyoruz ya Amerika'da silah ne kadar kolay ele geçiriyor. Adam denizaltı bulmuş. Yani, yani arkadaş böyle bir şey var. Çok silahlanma var Amerika'da ama bu denizaltıyla kaçakçılık orijinalmiş yani. Yaratıcı abi. Artık teknoloji uzaydan gelecek. Hayır keşke duymasalardı. Şimdi insan kaçakçılığına başlardı. Türkiye'nin altında iyi Yunanistan'ın altına değil mi? Uzay mekiği yaparlar mı onu düşünüyorum. O çok pahalı ama abi. Kendini geçer o. Değil mi? Enteresan bir şey. Uzay mekiği milyar dolara mal oluyor. Taşıyabileceği şey taşıma kurtarmaz onu. Yukarı çıkması gelmez mi? Tabii canım 2,5 ton yukarı atmak var ya. Hocam onu indireceğin yer de lazım sana. Oraya da bitmiyor ki o iş. İlginç bir şey olabilir. Size yukarıda kafayı buluyorsun zaten her yer şey. Her şey. Astronotlar falan duman oluyormuş. Neyse abi vallahi ilginç haberler böyle ya. Bilmiyorum. Enteresandı. Valla arkadaşlarımıza şunları söyleyelim o zaman. Gene hani Avustralya'da bir gelişme olmuyor. Eğer aceleleri varsa artık başka alternatiflere bakmaları lazım. Çünkü sonuçta... Ama bence yakın gibi görünüyor abi. Çünkü bence çok baskı yapılmaya başlıyor. Bilemiyorsun her seferde yakın diyorlar. Şimdi şöyle
Türkiye açıp Hindistan'ı açamam diyemiyorsun. Bu ayrımcılık. Dur, bir haber vardı. Bak şimdi aklıma geldi. Bunu aslında buraya not olarak almamıştım ama Avustralya ile biliyorsun Yeni Zelanda sınırları açtı. Geliş gidiş var. Evet. Yeni Zelanda'da yani. Bir koridor var orada. Koridor var. Avustralya'daki bazı zeki insanlar Yeni Zelanda'ya gidip oradan yurt dışına çıkmaya planları yapıyorlarmış ya da yapmışlardır. Yok, bunlar sivri zeka diyelim. Çünkü onu devlet düşünememiş. Aynen. Devletten açıklama geldi. Bunu yapanlar hapis cezası var diye. Direkt yani. Karantinada geçirdikleri sürenin üstüne bir de şey koyarlar. Yani çünkü ben aslında ben buradaki açıklığı anlayamadım yani. Şimdi oradan gidiyorsun Yeni Zelanda'ya. Çıktın gittin. Çıktım. Ülke nasıl gireceksin hacı? Zaten giremiyorsun ki. Yeni Zelanda zaten kabul etmiyor seni. Yani oraya zaten gidemezsin. Buraya da gelmek için diyecek ki sen ne ara çıktın? Yani enteresan bir durum olacak. Bir de Avustralya, Yeni Zelanda bilgileri birbirleriyle paylaşabilecek bir ülke. İki ülke. Bilgiye gerek var. Zaten pasaportta yazıyor sen nereye gittin, nereden çıktın, ne yaptın. Çıktığın anda bile Avustralya'nın bundan haberi olabilir yani. Yeni Zelanda evet. Buna ben sana bilgi vermiyoruz diyecek bir ülke değil. Avustralya onları yani gerçekten şey yani bir millet iki vatan gibi. Yani öyle. Onun için ayrım olmaz bundan arasında. Benim bu konuda Avustralya çok ağır cezalar vereceğini açıkladı. Bilmiyorum i̇şte, artık para cezası. İşte zeki arkadaşlarımız zekasını artık hapiste kullanırlar. Nasıl yaparlar? Vallahi abi. Ya muhtemelen bence o hapisi biraz korkutmak için söylüyorlardır ama ağır bir para cezası verirler. Bence. Müdür sen de Filipin'de kalacaktın. Filipinler'de. Bir haftayla kurtardım abi. Geldim. Ben sana mesaj yapmıştım. Bu kadar hastalık çıkmış falan sen de. Bu kadar umursamıyorduk başlarda. Ya umursamıyordum. Ben şeye sonra çok direkten döndüğünü gördüm. Filipinlere gittim. Haberlere bakıyorum. Tuvalet kağıdı savaşları başlamış. Millet tuvalet kağıdı için birbirine... Yani anlamıyordum ne oldu. Sana sormuştum ya. Mesaj atmıştım. İşte demek ki tuvalet kağıdı hastalıktan koruyormuş. Avustralya başardı yani. Bence Hindistan'da kısa sürede başlamadı buna. Abi teşekkürler ya bugün için. Güzel ben teşekkür ederim. Arkadaşlara tekrar mesajımız. Lütfen bu videoları paylaşsınlar. Yorumlarını ve fikirlerini lütfen videonun altına yazsınlar. Ve Avustralya gene hala akıllıca bir ülke şey için taşınmak ve ömür boyu yaşamak için. Eğer mümkünse hala bu fikri tutsunlar. Zamanları varsa. Zamanları varsa çünkü Avustralya bu Covid'den sonra büyük imkanlar ülkesi olacağına inanıyorum. Fırsatlar ülkesi olacağına inanıyorum. Çünkü fırsatlar var adam yok. Kim tamamlayacak? Genç arkadaşlar tamamlayacak. Bence bir de şu olacak. Avustralya'ya yatırım inanılmaz gelecek. Çünkü gelecek. Her şeyi dışarıdan aldığımız için baktık böyle bir durumda işte. Üretim kaldık yani. Böyle İşte burada birçok şeyin üretimi başladı. Şimdi üretimler başlayacak. Bizim aldığımız maskeler falan Avustralya made yapıyor. Burada yapmışlar herifler. Haberimiz yok. Diyoruz yani her şey yapılıyor diye. Peçeteden her şeyi burada yapmışlar. Dezenfektanlar da burada yapılmaya başlamıştı ama pahalı oldu. Biraz da paramadı herhalde o. Hala var ama. Aldıktakilerin falan çoğu şey burada yapılıyor ama bunlar çok ufak tefek şeyler. Asıl burada üretilecek sanayi malları var. Hı. Yani sen hani maske yarın bir gün kullanmıyoruz işte artık bitti yani. Üretsen ne kadar üreteceksin, yani ne kadar kime satacaksın artık yani. Belki 6 ay sonra hiçbir yerde maske kullanmasına gerek kalmayacak. Eskiden olacak. Bitecek ama bazı endüstriyel mallar, ağır sanayi gene burada üretilmesi lazım. İşte Çin'den gelmeyince, Hindistan'dan gelmeyince ne oluyor? Sıkıntı yok. Kalıyorsun. Aynen öyle. Yani bir ülke evini yaparken ben ne alacağım Çin'den mal gelmiyor der mi yani? Ne yapacaksın evsiz mi kalacaksın yani? Olur mu öyle? Ki buradaki binaların çoğu... Ya bu sadece şey değil. Türkiye'nin de büyük sıkıntısı var bunda. Tekstilin neredeyse... Ya Mert'e bir gittim ben. 3 yıl önce işte ihracat için gitmiştim. Ya şunu soruyorsun Çin'den gelmiş. Bunu soruyorsun ipi Çin'den gelmiş. Boyası Çin'den gelmiş. İşte deri malzemelerinin kimyasalları evet. Dışarıdan gelmiş. Sana hep dolar üzerinden euro dolarında fiyat veriyorlar. Diyorsun ya arkadaş niye euro veriyorsun? Ben Türk'üm. Bütün buradan alacağım. Malların çoğu diyor yurt dışından geliyor. Aynen öyle. Çünkü o da Türk parası alamıyor yapacak. Şöyle. Tabii adam da yurt dışından dolarla alıyor, euro ile alıyor. Nasıl olacak o iş? Yani o büyük stres. Sonra ben oradan aldım bazı malzemeler Çin'den yapılmış. Herif Çin'den almış. Oradan uzat mesela. Ya biz de Türk malı diye şey yapmaya çalıştık yani düşündük. Ama iş değil yani bu. Burada üretilmiş. Aslında Türkiye bunu biliyorsun en iyi olduğu yerlerden bir tanesi. Tekstilde bayağı işte iyi. Şimdi bunu bir avantaja çevirmesi lazım Türkiye. Bakalım Türkiye yapabilecek mi?
İnşallah diyemeyeceğiz abi. Tabii çünkü yani artık o kadar hiçbir ülke o kadar yurt dışına bağlı kalmamalı. Türkiye'de şu kapanma ekmeseydi abi ikincisi ne Hindistan olacaktı. Valla gidiyordu yani. Valla ben sana söyleyeyim nüfusuna göre Hindistan oldu Türkiye. Diye olmuştur ama ben Hindistan'dakileri... Rakamlara inanmıyorum. Rakamlara çok inanamıyorum. Masa 1 milyonun üzerindedir günlük vaka sayısı. Tabii canım şimdi Hindistan'da 5 milyon tane şey yapsan, test yapsan bir günde. Ben sana söyleyeyim 1,5 milyon, milyon çıkar. Şey. Kesin çıkar. O kesin çıkar. Felç. Yani hatırlamıyor musun? Amerika'da 110 bin tane falan çıkarken Hindistan'da 5 bin vaka çıkıyor. Ve... Ya buna nasıl inanabilirsin? Valla biz inanmıyoruz zaten. O zaman da konuşuyorduk. Yok öyle bir şey. Neyse. Yani dediğim gibi yeni fırsatlar var bu ülkede. Yani evet. El işinden tutun da ticari yatırımlara kadar. Hani bu illaki öyle büyük paralarınız olsun demekten bahsetmiyorum yani. Küçük işletmelerden başlayabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirmek için Avustralya tercih edilebilir. Başka ülkelerde tercih edilebilir. Ama görüntü yani ben Türkiye'den baksam gene Avustralya tercih ederdim diye düşünüyorum. Ben de aynı öyle. Yani benden bu kadar bugünlük. Benden de bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Oldu. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Herhangi bir soru, yorum şeyi olsa yorumlar alalım. Başka abi, diyeceğim bir şey eklemek var mı? Yani? Eklemek istediğim bir şey kalmadı. Şey yeni şeyler oldukça zaten sen program yaparsın. Ben de beni de davet edersen gelirim. Yani. Eyvallah. İstediğiniz herhangi bir haberler, bir konu olursa onlar hakkında da araştırabiliriz. Sesi yazarsanız seviniriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.